Deutsche Welle Bonn stüdyolarından iyi akşamlar. TV Haber'e hoş geldiniz. Türkiye'de yolsuzluk giderek yaygınlaşıyor, sıradanlaşıyor. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün verilerine göre son 8 yılda bu alanda en fazla kötüleşme yaşayan 5 ülkeden biri Türkiye. Bunun nedenlerine ve en çok hangi alanlarda olduğuna bakacağız önce. Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'li Melih Bulu'yu rektörlüğe atamasına karşı başlayan protestolar hızını kesmiyor. Ve hala üniversitede görevli hiç kimse Bulu'nun yardımcısı olmaya yanaşmıyor. Çözüm süreciyle birlikte nispeten nefes alan Kürt yayıncılığı son yıllarda yeniden yargı kıskacında. Kürt yayın evlerine yönelik ciddi yasaklar söz konusu. Ve dünyanın birçok ülkesi kirli enerji olarak tanımlanan kömürlü termik santrallerden vazgeçerken 30'dan fazla santral açmayı planlayan Türkiye'nin enerji politikasına eğileceğiz. Yolsuzluk tüm dünyada, hayatın her alanında mevcut. Ama ülkeler arasında çok ciddi farklar var bu konuda. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün her yıl açıkladığı yolsuzluk algı endeksi, işte ülkeler arasındaki bu farkı gözler önüne seriyor. Türkiye 2012'de 54. sıradaydı, şimdi ise 180 ülke arasında 86. sıraya gerilemiş. Uluslararası Şeffaflık Derneği Başkanı Oya Özarslan'a bu kötüleşmenin nedenlerini ve yolsuzluğun en çok hangi alanlarda olduğunu sorduk. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yolsuzluk algı endeksine göre son 8 yılda 32 basamak düşüşle bu alanda en fazla kötüleşme yaşayan 5 ülkeden biri Türkiye. Peki bu durum nereden kaynaklanıyor? Bunun nedenleri arasında en çok yolsuzluğun sıradanlaşması, yaygınlaşması ve bununla ilgili cezasızlık uygulamalarının artması gelebilir. Ayrıca Türkiye'de biz büyük ölçekli yolsuzluk hadiselerinin özellikle de soruşturma safhasında kaldığını ve cezasızlıktan ari kaldığını da ifade edebiliriz. Özarslan, bütçe şeffaflığı ve kamuoyuna hesap verebilirlik konusunda da temel ihlaller olduğunu vurguluyor. Hatırlayacağınız üzere birkaç ay önce bütçe kalemlerinin izlenmesinin zorlaştıracak bir yasa değişikliği aslında meclisten geçti. Buna göre de özellikle kamu özel işbirliği alanındaki projelerde ödenen paraların izlenmesinin daha zorlaşması söz konusu. Küresel düzeyde yapılan çalışmalar, dünyada enerji, yapım işleri, inşaat, madencilik, ilaç gibi sanayilerin yolsuzluğa karşı en açık sektörler olduğunu gösteriyor. Oya Özarslan, benzer bir eğilimin Türkiye'de de olduğunu söylüyor. En son 15-20 yıla baktığınızda en çok büyüyen sektörler de bu sektörler. Tabii burada bunların devletle ilişkileri, aldıkları ihaleler, özellikle de izin ve ruhsat aşamalarının daha çok bürokratik olması ve bu yüzden hep kamuyla böyle ilişkilerinin çok açık olmaması gibi hallerin önemli olduğunu ifade etmek lazım. Ayrıca bizim 2016 yılında yaptığımız bir çalışmaya göre siyaset ve yerel yönetimlerinde yolsuzluğa karşı çok açık alanlar olduğunu biliyoruz. Özarslan, 2004-2019 yılları arasında Kamu İhale Kurumu'nun yaptığı ihaleler arasında açık ihale sisteminin %75'ten %63'lere kadar düştüğünü vurguluyor. Özellikle de mega projeler dediğimiz bu kamu özel işbirliği anlaşmaları, işte otoyollar, şehir hastaneleri, köprüler gibi sözleşmeleri düşündüğümüzde bunlar da kapsam dışı. O zaman bu açık ihale kavramı ve açık usulde yapılan ihalelerin önemli ölçüde düştüğünü, %50'lerin altına düştüğünü ifade edebiliriz rahatlıkla. Şehir hastanelerine baktığımızda neredeyse %35'e yakın bir bölümünün tek bir şirkete gittiğini söyleyebiliriz. Pandemide de acil koduyla açık ihale sistemine gitmeden yapılan ihalelerin arttığını söyleyen Özarslan, bu dönemde COVID-19'la mücadele yönünden de Türkiye'nin şeffaflık konusunda büyük bir irtifa kaybettiği görüşünde. Çok yakınlarda yapılan akademisyenler tarafından yapılan bir çalışmada Türkiye 100 ülke arasında sondan 97. Yani bütün dünyadan bilgileri saklayan Çin'den dahi geride gözüküyor. Bunun nasıl gerçekleştiği, nasıl böyle bir algının yaratıldığı aslında sorgulanmalı bence. Bütün halkımız tarafından da sorgulanmalı.
Özarslan, kamu tarafından açıklanan verilerin bilim insanlarının saha çalışmalarıyla uymaması ve şeffaf bir şekilde paylaşılmamasının halkın sağlığının yanı sıra kaynakların nasıl kullanıldığıyla da ilişkili olduğunu vurguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'li Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasına karşı başlayan protestolar devam ediyor. Akademisyenler her sabah rektörlük binasına sırtlarını dönerek tepkilerini gösteriyor. Rektör Bulu'ya bir yardımcı da bulunabilmiş değil. Kampüsün içinde halen çok sayıda polis var. DV Haber, Boğaziçi kampüsündeyken çadır kurmak isteyen öğrencilere müdahale edildi. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri kampüs içinde eylemlerine devam ediyor. Çadır nöbetlerini sürdüren öğrencilere bugün güvenlik güçleri tarafından müdahale edildi. Çadır eylemimizi devam ettirmek istiyoruz ama güvenliklerin argümanı rektörün misafiri gelecek diye bugün kurmamıza izin vermiyorlar ve üstümüze saldırdılar ilk defa. Güvenlikler öğrencileri korumakla görevli insanlar ve çadırımızı kırdılar, üstümüze saldırdılar. Bir tane arkadaşın üstünde gördüm az önce ve yani anlamıyorum gerçekten bunu, neden yaptıklarını. Ve burada kalmamıza izin vermiyorlar. Biz 4 haftadır bu kayyumluğun önünde direniş çadırı içerisinde nöbet tutuyoruz. Sabah akşam buradayız. Ve bugün atanmış kayyum Melih Bulu çadırı kurmamıza izin vermiyor. Ve buraya da güvenliklere şerit çektirilmesini emretmiş durumda. Öğrencilerin eylemlerinin yanı sıra öğretim görevlileri de her gün rektörlük binasına sırtlarını dönmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kurum dışından Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Melih Bulu ise henüz bir rektör yardımcısı bulamadı. Boğaziçi Üniversitesi'nin yönetim yapısı çok sistematiktir. İşte bölümler, kurullar, komisyonlar şeklinde gider. Yukarıda üniversite yönetim kurulu ve senato da vardır, önemli kararları alan. Ama bunun yanında rektör ve rektör yardımcıları, onların da danışmanları da bazı işleyişlerde önemli görev üstlenir. Şu anda son atanan rektörden beri herhangi bir rektör yardımcısına teklif götürülmesine rağmen herhangi bir öğretim üyesi bu teklifi kabul etmedi. Çünkü atanan rektörün meşru olmadığını düşündüğümüz için herhangi bir işbirliği de yapmak istemiyoruz. Eylemdeki öğretim görevlileri bir aydır okul içinde ve dışında polislerin olduğuna dikkat çekiyor. Kimi haberlerde içeride olmadığı söyleniyor. Bu doğru değil. İçeride görünür olmamakla birlikte çok sayıda, ciddi sayıda sivil polis var. Rektörlük binasının içi öyle. Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör danışmanı iken istifa eden Profesör Doktor Zafer Yenal, rektörlük binasının atmosferinin değiştiğine dikkat çekiyor. 2 ay önce, yani bu atamayı biz duymadan önce, rektörlük binası daha çok hocaların içerisinde bulunduğu ve hocaların üniversitedeki araştırma ve eğitim faaliyetlerini en iyi nasıl düzenleriz kaygısıyla bir arada çalıştığı bir binaydı. Bugün rektörlük binası saat 12'de herkesin arkasını döndüğü ve içerisinde de bizim duyabildiğimiz kadarıyla hocalardan çok, hatta tek bir hocadan, o da kendisi sanıyorum, Melih Bey'in kendisi ve beraberinde sanıyorum bir takım da işte güvenlik mensubunun olduğu bir binaya dönüştü. Rektör atamasının ardından rektör danışmanlarının da usulen istifa ettiğini belirten Profesör Yenal, kendisinin ise bu süreci daha da hızlandırdığını kaydetti. Rektör danışmanlarının istifa etmesi gerekiyor usulen. Fakat bu istifanın bu kadar ani olması gerekmiyordu, hemen olması gerekmiyordu. Benim istifamın bu kadar ani olması hakikaten bu sürecin içerdiği bir takım yanlışlarla alakalı, kabul edemediğimiz bir takım haksızlıklarla alakalı, çok değer verdiğimiz akademik ilkelerimize maalesef çok kale alınmamasıyla alakalı. Boğaziçi'li öğretim görevlileri ve öğrenciler, atanan rektör Melih Bulu istifa edene ve rektörlük için yeniden seçim yapılana dek eylemlerini sürdürmekte kararlılar. Üniversitenin bulunduğu mahallenin sakinleri de polis yoğunluğundan ve oluşan kaos atmosferinden rahatsız. Türkiye'de Kürt yayın evlerine yönelik ciddi yasaklar söz konusu. Yayınlanan bir rapor, Kürtçe yayıncılığın yasaklarla mücadelesine ilişkin çarpıcı verileri ortaya çıkardı.
Rapora göre son 4 yılda Kürt yayın evlerine ait 31'i Kürtçe olmak üzere 109 kitap yasaklandı. Raporu hazırlayan Kürt Pen Merkezi'ne göre siyasi süreç kızıştıkça kültürel hayata tahribat artıyor. DV Haber, yasaklanan Kürt yayıncılığını mercek altına aldı. Çözüm süreciyle birlikte nispeten nefes alan Kürt yayıncılığı son yıllarda yeniden yargı kıskacında. Kürt Dil ve Kültür Ağı kitap yasaklarına dikkat çekmek için Kürt Uluslararası Yazarlar Birliği ile birlikte bir rapor hazırladı. Rapora göre son 4 yılda Kürt yayın evlerinden çıkan 31'i Kürtçe toplam 109 kitap yasaklandı. Bazı yayın evlerine para cezaları kesildi, yazarlarına hapis cezaları verildi. Kürt Pen, baskının önce OHAL sonra da pandemi sürecinde arttığı görüşünde. Biz bu baskıyı genel olarak ele aldığımız zaman aslında siyasi süreçle daha çok ilgilidir diyebiliriz. Çünkü siyasi süreç ne kadar çok kızışırsa o kadar ne yazık ki hem kültür olsun hem edebiyat olsun hem yayıncılar üzerinde olsun olumsuz etkileri ve tahribatlara neden olabiliyor. Türkiye'de aktif olarak Kürtçe kitap yayınlayan yaklaşık 20 yayın evi var. Kitapları en çok yasaklananlarsa Aram ve Avesta yayın evleri. Çözüm sürecinde serbest olan çok sayıda kitap yasaklananlar arasında. Avesta yayın evinin yasaklanan kitapları arasında İngilizce ve Fransızcadan çevrilmiş uluslararası doktora tezleri de bulunuyor. Raporda 1998'de kurulan Aram yayın evinin 88 kitabının yasaklandığına dikkat çekiliyor. Şu anda belki raporda 88 kitap için bir veri oluşturulmuş durumda ama bu 150'ye, 152'ye kadar da çıkabiliyor. Çoğu da anı, yani kişinin kendi yaşamış olduğu bir dönemi, kendisinin yaşamış olduğu bir döneme dair kaleme aldığı bir kitap. Yani kişinin yaşamış olduğu dönemin anlatma biçimini kimse şekillendiremez aslında ama maalesef ki burada karşılaştığımız şey çok farklı olabiliyor. Yasaklanan kitapların çoğu için ortak gerekçe terör örgütü propagandası. Yayıncıların ortak eleştirisi ise kitapların içeriğine bile bakılmadan yasaklanması. Tekiner'e göre yasaklamaların amacı yazarların kendilerine otosansür uygulamalarını sağlamak. Yazarımızı vazgeçirmemeye, yani yazma ya meyli olan yazarların yazmasını teşvik etmek aslında bunun önünü açmaktır yani. Hani yasaklansa bile yayınlamak ya da işte yazmak, yazmaya devam etmek. Yani o otosansörün kişi yani yazar ve yayın evi üzerinden kaldırmaktır. Planlanabilecek tek şey bu. Son yıllarda baskı ve ayrımcılıkla karşılaştıklarını söyleyen Kürt yayın evlerinin tek istekleri yasaklama ve el koyma kararlarına son verilmesi. Kürt Pen, Türkiye'nin yasaklarla hem iç hukuk hem uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunuyor. Bu nedenle de rapor uluslararası kurumlara da gönderilecek. Bugün eğer kitaplar yasaklanıyorsa ve cezaevlerinden geri gönderiliyorsa demek ki burada bir aynı zamanda hak ihlali de söz konusu. Hem uluslararası anlaşmalar olsun hem iç hukuk olsun orada esas olan şey bir ifade özgürlüğüdür ve insan haklarının korunmasıdır. Türkiye'de çok sayıda kitap suç unsuru veya müstehcen içerik barındırdığı gerekçesiyle yasaklı. Okurunun az olması nedeniyle ekonomik sorunlarla boğuşan Kürt yayıncılığı ise yasak kararları ile zor günler yaşıyor. Küresel ısınma belki de insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehdit. Burada kullandığımız enerjinin türü ve miktarı büyük rol oynuyor. Dünyanın birçok ülkesi de kirli enerji olarak tanımlanan kömürlü termik santrallerden vazgeçiyor. Türkiye'de ise dünyanın tersine bir durum var. Santraller kapanacağına açılması planlanan 30'dan fazla kömürlü termik santral var. Uzmanlar tepkili. Karar vericilerin bir an önce temiz enerji kaynaklarına yönelmesini tavsiye ediyorlar. Avrupa'nın önde gelen sivil toplum kuruluşlarının parçası olduğu Kömürün Ötesinde Avrupa adlı oluşumun verilerine göre Belçika, Avusturya ve İsveç'te kömürlü termik santraller kapandı. Fransa 2022'de, İtalya 2023'te, Almanya 2038'de kömürü tamamen terk etmeyi hedefliyor. Pek çok ülke kömürü terk etme konusundaki takvimlerini açıkladı.
Ancak Türkiye kömürden vazgeçmek yerine yeni projelere teşvik veriyor. Greenpeace'in verilerine göre Türkiye'de hali hazırda çalışan 28 kömürlü termik santral bulunuyor. 30'dan fazla da yeni santral kurulması planlanıyor. Kömür termik santraller iklim krizinin ve hava kirliliğinin en büyük sebepleri arasında. Türkiye'de 28 tane aktif kömürlü termik santral var ve 30'dan fazlası da planlama aşamasında. Bu durum bizi dünyada Çin'den sonra en fazla kömür termik santral planlayan ikinci ülke haline getiriyor. Türkiye'nin enerji politikasında bu kömüre olan ilginin, yatkınlığın iki sebebi olduğu ifade ediliyor. Enerji ihtiyacı bunlardan birisi. Greenpeace'in bir araştırmasına göre Türkiye'de enerji ihtiyacı yok. Aksine enerji arzı fazlalığı var. Ve her yeni kömürlü termik santral ise bu açığı daha da derinleştirecek. Akgül'ün verdiği bilgilere göre de ihtiyacımız olmayan kömürlü termik santrallere toplam 853 milyon TL teşvik sağlandı. Türkiye belirli bir plan dahilinde elindeki tüm kömürlü termik santralleri kapatması gerekiyor. Bu sayede hem yoksullaşmadan, verilen teşviklerin getirdiği yoksullaşmadan hem de yaratılan sağlık sorunlarının getireceği etkilerden kurtulmamız gerekiyor. Türkiye kömür termik santralleri muhtaç değil, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak bu dar boğazdan kurtulabiliriz. Elektrik Mühendisleri Odası, Türkiye'nin son 7-8 yılda ithal doğalgaz ve kömüre bağımlı olmayacak adımlar atıldığına dikkat çekiyor. 2020 yılı içerisinde ürettiğimiz elektriğin net olarak %34.9'unun kömürlü termik santrallerden üretildiğini görüyoruz. Kömürlü termik santrallere her yıl kamu bütçesinden sabit fiyatla yüksek bedelle alım garantileri verilmesi, çevre izni teşviki ve kapasite mekanizması gibi çeşitli yollarla pek çok kamusal desteğin sağlandığını görüyoruz. Peki kömürün alternatifi nedir? Özdağ'a göre güneş ve rüzgar. Çevre mevzuatına uyum sağlayamayan kömürlü termik santrallerin kapatılmasıyla doğması muhtemel herhangi bir enerji ihtiyacının karşılanabilmesinin en temel yollarından biri de rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarımızın daha verimli kullanılması ve bu konudaki mevzuatın düzenlenerek bu alandaki yatırımların önünün açılmasıdır. Ülkemizde güneş enerjisinden ısı yoluyla faydalanma konusunda dünyanın ikinci, üçüncü ülkesi konumunda olduğumuz bilinmektedir. Elektrik Mühendisleri Odası, güneş enerjisinden yararlanma kapasitesinin yüksek olmasına karşın güneşten elektrik üretilmesi konusunda çok geride kalındığına dikkat çekiyor. Böylece bültenimizin sonuna geldik. Yarın da yayınımızı Facebook ve Twitter üzerinden canlı izleyebilirsiniz. DV Haber yine 18.25'te sizlerle birlikte olacak. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.